Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sterline de değineceğiz. Sterlinle ilgili analizimizi de yapacağız. Ardından altın ve dolar değerlendirmesi ve yorumumuzu yapıp bizler için önemli olan seviyeleri sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız. Evet, sterlinle başlayalım. Sterlinde biliyorsunuz bir hedefimiz vardı arkadaşlar. 10.35 hedefimiz orta vadede. Bu hedefimize doğru sterlin yoluna devam etmekte. Sterlinde şimdi bizler için önemli olan kritik alt destek noktaları ve yukarıdaki direnç noktaları hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte bunu bulmaya çalışacağız. Sterlinde günlükte bir filama oluşumu mevcut. Buradaki filamayı da takipte kalacağız arkadaşlar. Bu filamanın hedefi 9.57. Yukarıda da kırması gereken bir 10-13 direnci var. 13 kuruş buradan, 40 da oradan olsa 55 kuruş. 9, 9.50, 10, 10.35. Evet, 10.35'li seviyelere doğru gitmesi muhtemel hedef şeklinde sterlinde gözükmekte arkadaşlar. Şimdi sterlinde bizler için şuradaki 9.92 seviyesi önemli bir destek. Bu destek seviyesi üzerinde kaldıkça sterlin yukarıda gene arkadaşlar 10-13 direnç bölgesi. Bu 10-13 direnç bölgesinde yukarı yönlü kırmayı başarırsa da arkadaşlar 10-35 ana hedef bölgemiz, sterlin TL'de gelmesi muhtemel hedef seviye olarak gözükmekte. Sterlinde de bizler için takip etmemiz gereken en önemli seviye bu seviye olarak gözükmekte. Önemli desteğimiz dediğim gibi 9.92. 9.92 üzerinde kapanışlarına devam ettiği müddetçe yukarıda 10.13 ilk direnç bölgesi ve onun üzerinde de 10.35 ana direnç bölgesi olarak gözükmekte. Aşağıda tekrardan 9.80 destek ve onun altında da 9.61 desteği sterlinde gözükmekte. 9.61 ayrıca yükselişimizin devamını getirecek olan ana destek, ana yükseliş desteğimizde 9.61 seviyesinde bulunmakta ve yükseliş destek direncimiz de 9.61 arkadaşlar. Buradaki hareketler 9.80, 9.92. Şu an beklediğimiz muhtemel 10.13 seviyesi ve kırılımıyla birlikte ana hedef bölgemizde olan 10.35'li seviyeleri sterlin TL'de görüleceği beklentimiz dahilinde. Brexit sürecinin sterline sıkıntı yaratmaya devam etmekte arkadaşlar. Fakat bu süreç artık Avrupa tarafında ve İngiltere tarafında anlaşmalı veya anlaşmasız bir şekilde olması hiçbir şekilde etkilemeyecek. Avrupa'da çünkü açıklamalarda bulundu. Bizler için artık her türlü çıkacak sonuca karşı hazırlıklı olduklarını, buna göre de plan ve projelerini yaptıklarını bildirdiler. Yani anlaşmalı veya anlaşmasız bir Brexit süreci ne İngiltere tarafına ne de Avrupa tarafına bir zarar vermeyecek. Sterlin kaldığı yerden de bu pandemi süreci boyunca devam edecektir diye düşünmekteyiz. Ana hedef sterlinde gene 12 TL seviyemiz bulunmakta. Bunda da 10.25, 10.93 ve 11.95 dirençleri haftalıkta da takipte kalmamız gereken önemli direnç seviyeleri olarak gözükmekte. Haftalıkta gene 9.24 altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe hedef daha uzun vadede 12 TL seviyelerinde sterlin TL'de gözükmekte arkadaşlar. Hemen altına da bakalım. Altında bizler için önemli seviyeler hangi seviyelerde? Evet, altın tarafına baktığımızda 1903 seviyesi bizler için önemli demiştik ve 1903 seviyesi üzerinde altın tutunmaya devam etmekte arkadaşlar. Altında 1903 üzerinde en yakında bizim takipte kalmamız gereken 1958 önemli direnç seviyesi mevcut. 1958 direncinden bir miktar satış yiyebilir. O yüzden 1958 direnci altında yakından takipte kalmamız gereken önemli bir direnç seviyesi olarak gözükmekte. Bu direnç de hacimli bir mumla kırılabilirse tekrardan 1992 seviyesine doğru altın onsta yukarı hareketler beklentimiz dahilinde.
Altın onstaki en önemli 1896 seviyesi yükselişimizin devamını getirecek önemli bir seviye. Ve yükselişimizin başlangıç destek yeri de 1869 seviyesi. Evet, 1869 üzerinde altın ons tutulmasına devam ettiği müddetçe yukarıda ilk 1958 ve 1978 dirençlerine doğru altın onsta da hareketlerin Elliott teorimize göre devamı mümkün olarak şu an itibariyle gözükmekte. Gram altına da bakalım hemen. Gram altında kısaca hemen onu da inceleyelim. Evet, gram altına baktığımız zaman bizim için 474 seviyesi önemli demiştik. 474 seviyesi üzerinde tutulmalar devam etmekte. Bunun üstü en önemli direnç 478 dedik. 478 direncinin önemi arkadaşlar, kuvvetli bir direnç bölgesidir burası. Burayı yukarı yönlü kırması halinde altında, gram altında 488 ve 500 TL'ler hedef haline gelir. O yüzden 478'in yukarı yönlü kırılması şart. Fakat burada biraz gram altın oyalanabilir. O yüzden 478'de dikkatli olmakta fayda var. Eğer kırabilirse de pozisyonları koruyup 488-500 seviyelerine doğru gram altında ataklar takip edilebilir arkadaşlar. Geriye doğru ataklarda 462 üzerinde tutunan gram altında 488-500 seviyesi ana hedef bölgesi olarak gözükmekte. 462 kırılmadığı müddetçe de yükselişin yukarı yönlü devamını takipte kalacağız. 462 altında bir kapanış gelmesi halinde de arkadaşlar altın tekrardan 455 ve 451 seviyelerine doğru geri düşüşler yapabilir. O yüzden bizler için 462 seviyesi altının gramında önemli. Fakat şu an itibariyle baktığımız zaman 474, 488 ve 500 TL seviyeleri şu an gram altında hedef halinde gözükmekte. Dolar-TL kuruna da bakalım hemen. Dolar-TL'de bizler için önemli seviyeler hangi seviyelerde? Evet, Dolar-TL kuruna baktığımız zaman 7.69, 7.66. Evet, 7.66 bizim için önemliydi. 7.66 üzerinde tutulması ve 7.66 üzerinde tutulmasını başardı. 7.66 üzerinde en önemli şu an itibariyle 7.83 direnci Dolar-TL kurunda gözükmekte. 7.83'ün önemi arkadaşlar yukarıda 7.83, 7.86 tepelerinin önemi. Buradaki bir kırılım, yukarı yönlü kırılım dolarda 8.01 ve 8.15 seviyesini mümkün hale getirecek ve Dolar-TL'nin ana hedefi şurada gördüğünüz kanalı yolunu bizlere açacak. O yüzden Dolar-TL kurunda 7.83 önemli bir direnç bölgesi olarak takibimizde olması gereken seviye olarak gözükmekte. Ara desteği gene bir 7.74 ara desteğimiz mevcut. Bu 7.74, 7.78 ve sırasıyla 8.01, 8.15 hedeflerine doğru Dolar-TL kuru 7.66 üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesi beklenebilir. Evet, bugünkü kurlarla ve emtialarla ilgili açıklamalarımız bunlardan ibaret. Gümüşü de yapalım, hemen gümüşe de bakalım. Gümüşteki arkadaşlar da var. Kapatmadan önce. Evet, gümüş de şu an 24'lü seviyelerde seyretmekte arkadaşlar. Gümüş gramda 24.42 yükselişin devamı için şart. Şuradaki 24.42'nin yukarı yönlü kırılması şart arkadaşlar. 24.42 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa, evet, gümüş onsta 24.42 yükselişin devamı için şart arkadaşlar. Şuradaki 24.42 direnci üzerine çıkıp gümüş onsun burada tekrardan kapanışlara başlaması yükselişin devamı için şart. Gümüş ons 24.42 üzerinde kapanışları başarabilirse arkadaşlar normal hedefi 27 dolar seviyesine doğru gümüş onsu taşıyacaktır. O yüzden gümüş onstaki arkadaşlar 24.42 seviyesine dikkat diyoruz. Gümüş grama da bakalım.
Gümüş gramda da gene 5.95 çok önemli arkadaşlar. 5.95 yükselişin devamı için gümüş gramdaki arkadaşların mutlaka takip etmesi gereken bir direnç. 595 üzerinde kalmasını başarabilir, tutunabilirse arkadaşlar 6.50'ye kadar gümüş gramın önü açılır. 6.50 seviyesi gümüş gramda hedef haline gelir. Şimdilik bu verdiğim rakamlar takibinizde olsun. 5.95 altında gene 5.60 destek noktası da mevcut. Fakat bizler için 5.95 üzerinde tutunma önemli. 5.95 üzerinde gümüş gram tutunmasına devam ettiği müddetçe 6.50 seviyesindeki direnç bölgesi ana hedef haline gelecek ve bu seviyeyi bizler takipte kalacağız. Evet, emtialar ve altınla ilgili söylemek istediklerimiz bunlardan ibaret. Anlattıklarım hoşunuza gittiyse kanalıma bir beğen atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşlarım varsa kanalıma abone olmalarını bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.